Bugün ilk gördüğüm andan itibaren sanat tasarımına bayağı böyle aşık olduğum bir oyun oynayacağım. Çünkü oyun Game Pass'te ilk günden bedavaya çıktı arkadaşlar. Oyunu belki de tahmin ettiniz arkadaki renklerden vesaire ama oyun Harold Halibut arkadaşlar. Gerçekten oyunun sanat tasarımını şu açıdan beğendiğimi söylemeliyim. Oyun motion capture yöntemi kullanılarak oluşturulmuş. Gerçekten yapması en zor yöntemlerden biri bence bir oyun için. Oyun bir macera oyunu olarak kendini konumlandırıyor. Steam'de 15 dolara satılıyor oyun ama Game Pass'te ilk günden ücretsiz olarak sunuldu. Aylar sonra ilk defa bir ilk bakış videosu çekeceğim. Yani bir ilk bölümü hafif editleyerek koyacağım. Bunun da sebebi şu aslında. Bu oyun aslında hikaye üzerine, macera üzerine odaklanmış bir oyun olduğu için tamamen tüm oyunu böyle inceleme yapmak çok da doğru gelmedi aslında. Daha çok aslında bu oyunu alırsam beni ne bekliyor sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız diyebiliriz bu bölümde. Bu arada abone olabilirseniz de aşırı mutlu olurum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Let's go. Bu arada ilk defa yeni oyunu sizle beraber tıklıyorum. O deniz altındaysan bu arada zaten oyun deniz altında hatırladım. Denizin altındaki bir şehirde geçiyordu ve orada hani bir gizem mi çözüyoruz artık, maceraya mı dalıyoruz, ne yapıyoruz tam bilmiyorum. Aksiyon gameplay öğeleri ne kadar yoğun olacak ondan da emin değilim açıkçası. Hatta yani gördüğüm kadarıyla çok gameplay'lik bir tarafı yok gibiydi ama belki de trailer'da özellikle göstermemiş olabilirler. Oyun gerçekten hani genel olarak yabancı basını da takip ettiğim kadarıyla oldukça beklenen bir oyundu. Benim de sanat tasarımına son zaman böyle en çok hoşuma giden oyunlardan da biriydi açıkçası. Ya bu oyunun motion capture'la yoğun olarak motion capture'la yapılmış olması da gerçekten enteresan bir nokta. Çok ilginç bir yeraltı şehrine doğru geldik. Ha, store. Bakkala geldik. Yeraltı bakkalı mı işletiyoruz acaba? Ha. Münir Hoca değil mi bu? Münir Özkıl. Neydi onları ya? Havam sınıfındaki ismi neydi? Baksanıza hareketler motion capture olduğu çok net yani hissi ya belli oluyor zaten hani. Bu arada renk paleti falan gerçekten çok iyi görünüyor ya. Ayrıca HDR da var ama benim yani ben çok HDR'ı şey yapmıyorum, sevmiyorum ama bir bakayım HDR nasıl görünecek acaba? Eğer daha doğrusu bende HDR var ama ondan da emin değilim ha. Ha. Benim ekranda HDR olmadığı için zaten şey değil, aktif olmadı. Okey. Yine de ben işaretsiz bırakayım. Ha. Devam. Fotoğrafçı var. Hapishane var belli ki. Güvenlik var. Bu arada grafikleri inanılmaz, inanılmaz hoş ve tatlı duruyor. Yani sanatsal anlamda da çok etkileyici bence. Okey. Yani aslında nelerin olduğunu, bizi kısaca nelerin, kimlerin beklediğini böyle bir tanıtmış oldu. Bu da biziz. Yatıyoruz. Aha, benimle gelmen gerekiyor. Ne oldu? Yine o sızıntının peşinde misiniz? Ödemediğim para cezasının peşindeyim. Bu arada Türkçesi var yani fark ettiğiniz üzere. Mutluluk verici. Doğru kredi olmadan kapsüle binmişsin. Aha, şimdi ödeyebilecek misin? Hayır bir dakika ben yeterince kredi yüklediğimden eminim. Ego kartı boş çıktı. Geçtiğimiz haftadan itibaren artık kapsülle enerji bölgesinden sosyal bölgeye doğru devam etmeye niyetliysen o parayı ödemelisin diyecek herhalde. Kapsül kartın normal haftalık turkuaz kredinin yanında mavi kredi olması lazım. Unutmadın değil mi? Unuttuk mu? Unutmuşuz belli ki. Dur bir dakika sesten şeyin sesini çok kısmışım ya. Diyalog sesini ben çok sevmem oyunlarda. Ama bu da çok... Daha geçen ay yeşildi. Ooo kurallar beni yap... Ben kuralları yapmıyorum, kurallar beni yapıyor dedi. Allah, ceza mı ödeyeceğiz? Sıçtık. Takip... Yanlış bir kapsüle binmişiz ya da fazladan binmişiz herhalde. Parasını ödememişiz. Adam geldi... Rahatsız etti bizi uyurken. Bakalım. Yetersiz kullanıcı bakiyesi, bendini kasıtsız ihlalden buradasın. Maalesef ödeme yapamayacaksan senin yerine yapabilecek kefil bulman gerekiyor. Yani yine profesörü bekleyeceksin. Sen de ne buluyor hiç anlamıyorum. Neyse başka bir işim vardı. Uygun biletle seyahat etmeyen insanların sayısında rahatsız edici bir artış var. İkimizin de akıl sağlığı için umarım yakın zamanda tekrar görüşmeyi Serilt. İnşallah amin. Buysa yani 3 kuruş para için beni burada... Hapishanede şey yaptırıyorsan ayıp yani biraz. Hop. İlk defa kontrolü bize verdi. Selamünaleyküm. Sen de mi kader mahkumusun kardeş?
Aha. Ha, sen niye buradasın? Keyifli arkadaş ortamı için geldim, belli olmuyor mu? Aha. Beni rahat bırakabilir misin biraz? Tabii ki, laf bile olmaz. İyi eğlenceler, eyvallah. Çocuk bize gıcık oldu bir tık. Çocuk serseri ergen. Selam anne, dur bir şey söylemeyi de aç. Aşkım. Her ne bahanem varsa biraz bekleyebilir. Aşırı yoğunum. Okay. Okay. Of course, Mrs. Vandervaart. Have a pleasant day. You too, Master Vandervaart. Aa, annesi geldi. Müdürün oğlu herhalde bu. Vallahi hemen yine. Bak işte liyakat. Al sana liyakat. Yemin ediyorum denizaltı şehrinde bile liyakat yok. For some important information for all inhabitants of the Fedora 1. Değerli insanlar, mürakabet ve şirket, aşırı havalı bir şey keşfetmiş olabiliriz. Lütfen bu akşam Agora sahnesinde önemli bilgiler edinmek için toplanmayı ihmal etmeyin. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Tamam. Sonunda seni buldum Harold. Her yerde seni arıyordum. Laboratuvara gelebilmiş. Kusura bakmayın hanımefendi ama hayırlı olsun. Hala burada çözüme koştun. Onun annesi geldi diye saldın çocuğu. Allah Allah. Para cezası. Adil ve makul. Bakalım. Lütfen beni daha fazla uğraştırmayın. Her zamanki gibi benim hesabıma yazın. Yazık ya. Annemiz değil mi o? Bak sol eli de yok. Sol eli şeyli. Acaba ne oldu da deniz altında yaşamaya başladı insanlar? Ya da hep mi böyle yaşıyordu acaba bu evrende? Halibut, gitmeden önce bunu almanız gerekiyor. Eve bakın. Eve dönüş bileti. Sadece eve dönüş. Diğer rotalarda geçerliği yok. Eyvallah. Diyor ki başka yere gidemezsin. Paranoya değilse kadar eve gideceğim. Sizde otomatik kapsül ulaşımı kullanmak mı? 24 saat sonra kapsülü hak ediyoruz. Paramızı ödememize rağmen. Tüh Allah kahretmesin. Daha doğrusu annemiz ödedi. Bir olaya karışmış. Senin derdin ne? Yani biz bu dünyanın yıkığı olduk. Hadi hayırlısı. Bir daha ne? Bunun altında yatan bir sebep olmalı. Sen hala okurken öğretmenin sana bağırdığı halde hiçbir şeyde Freudian bir bakış açısıyla yaklaştı annemiz. Biraz umursamazsınız biz ya, deyip takılıyoruz. İşimizi yapıyoruz, takılıyoruz. Ben Harold olmak istiyorum ya. Harold'u sevdim. Gündüz düşümden uyanamadım demeyeyim de diğer her şey sıkıcıydı diyeyim. Hangisi daha kötü bilemedim. Ayakları yere basmayan kafanın içinde yaşaman mı yoksa hayatta hiç heyecan duymaman mı? İkisi de kötü lan. Profesör. Lan bu bizim öğretmenimiz miydi lan? Orada ne dedi? Ya da hem öğretmenimiz hem... kapsül mü bu? Oğlum, lan nereye gitti? Alo. Gitti lan, kadın gitti. Biz de gideceğiz. Nereye gideceğim? Out of Order'a gideyim mi? Hepsi bölgesine gideceğiz o zaman. Hayır lan, zaten hepsi bölgesindeyiz. Tamam, şurada yazıyor ya. Tamam. Şey var ya böyle, eskiden tüpler olurmuş. Bir şey tüp deniyor onlara. Posta gibi göndermek için. Ona benziyor ya. Onun insan versiyonu böyle. Salıyorlar bizi. Lüp diye gideceğiz şimdi. Su yolculuğu deniyor. Okey. Beyefendi, bunun için hep şirketi iyileştirme çalışmaları için o hat geçici olarak kapatmak zorunda kalmış olması. Peki ama hat neden çalışmıyor? Neyin iyileştirmesi gerekiyor? Bilmek hakkımız. Doğru, hakkımız. Nasıl bir karar verme süreci izlediğinizi bilmiyorum beyefendi. Lan yürümem gerekiyormuş. Social zone. Evet, oraya gidelim bakalım. Nereye gitmem gerekiyor lan? Enerji bölgesi, laboratuvar, Agora merkez, Agora çarşısına gidelim. Tamam, buraya bizi götüremedi diyor ya. Paranın fakir dedi bize. Ya anamız nereye gitti ya da öğretmenimiz? Şurayı da konuşalım bari. Saygılar.
Have these improvements been carried out before? Konuşamıyorum. Kamu hizmeti bölgesinden geldim zaten. Buraya tekrar girebildik mi? Girdik. Hepsi bölgesi merkezi yok. Şu an merkez istasyondayız bence. Bakayım nerede? Şurada yazıyordur herhalde. Ne yazıyor? Burada yazmıyor. All Water Corp yazıyor sadece. Tamam kardeş, bir yere götür işte bizi ya. Allah Allah, laboratuvara götür. Heh. Oradaki 24. sekreteri yönetimsel iletişim toplantısı talebi oluşturun. Eyvallah. Vallahi suyun içine cumburlop diye attı bizi ya direkt. Aptal bir kelebek misin de ben de senin peşinden koşuyormuşum gibi hissetmekten yoruldum. Tamam. Kanatları çok güzel desenleri olur. Çiçeklerin... Aa, butterfly kelebeği anlatıyor kadın bize. Herhalde bak kadın biliyor demek ki. Belki son zamanlarda aşağı indik. Ya da kadın bu işi yapıyor. Hani öğretiyor eski dünyayı. Pekala. Bu arada oyunun Steam puanları %90'ın üzerindeydi. Yani insanlar chat diye... Ha, gerçi şey eskiden review code falan alıp oynayanlar puanlamış olabilir. Evet. Hanımefendi buyurun. Ben de bazen dalıp gidiyorum ama. Hep su yine kapsül ulaşım fiyatlarına zam yapmış. Ve bunu doğru dürüst duymadılar bile. Bu kez gerçekten yanlışlıkla oldu. Ayrıca bir kadın vardı. Hmm. Tamam. Önemli bir iş var. Filtre istasyonu tıkanıklığa baktım mı? Aa, biz şeyciyiz, borucuyuz. Neciyiz? Tesisatçıyız. Profesör görüşürüz. Ne unutacağız? Bugün bunlardan başka işim olmadığından eminim. PDA'ni kaybettin galiba. Buralarda hiç şıp yapmadığında gerçekten meçhul. PDA ne acaba? Kendi hayatı var diyor. Günlük görev listesi eklememişsin. Okey. Okey. Hmm. O zaman aklıma gelir hepsi. Dörtlü seçim düğmelerine git. Onlar neredeydi? Tabletin sağ üst tarafında. Evet, dörtlü seçim. Tamam, PDA'yı açalım. Tabletin sağ üst tarafında diyor. Tamam. Allah'ım ya, adama sanki yeni doğmuş gibi şey öğretiyor bize de güya. Tamam kardeş, o kadar biliyoruz ya. Lan tamam, ağzını kırdım çocuğu. Tam bayağı bize maymun muamelesi yaptı ha. Tövbe yarabbim. Ne yapacakmışız şimdi, diyor ki bize Merix filtre. Filtre istasyonunu temizle. İstasyonu temizlememi istedi her zamanki gibi, tamam. Bir de balıkları besle var. Tamam. Balıklar nerede abi? Bir balıkları bulalım, tamam mı? Aha şura bak. Tamam. Bir balıkları besleyelim. İlk görevimizi yapalım. Yalnız grafik. Aha yem yok lan. Cyrus'a soracağız. Cyrus'u bulacağız. Tamam. Bu arada gerçekten arkadaşlar, hani sanat tasarımı top notch denir yani, hani böyle üst seviye bir sanat tasarımı mevcut. Filtre istasyonunu temizle, bir de balık yemi var. Cyrus'u bulacağız. Filtre istasyonu nereye ama peki? Lan açıl lan. Alo. Ha şöyle mi geleceğim lan? Dur. Ha tamam. Pardon. Filtre istasyonu nere abi? Burada değil. Buradan gidemiyoruz. Ya yani filtre istasyonunu arıyorum şu an. Aşağı mı ineceğim acaba kine? Ha tamam, o tarafa gideceğim herhalde ya. Lan ne oluyor? Ha bir şeye bastık. Bir şey açıldı. Balıklar mı bunlar farklı farklı lan? Enteresan şeyler. Ah.
Vallahi oraya bastım bir şeye de onun ne olduğuna dair bir fikriyatım oluşmamaktadır yani. Launch. Şöyle bir takılalım ya. Aa, selamünaleyküm amca. Harold, müthiş zamanlama. Sizin için ne geçer? Sonsuz aşk izlemek istiyormuş. Eş televizyon çalıştırır mı bilmiyorum. Reklam modeli sanki. Yeni bir kapsül zammı açıklayacaklar diyor. Sağlık zaman diyor. Güle güle Chris ya. Seninle mi uğraşacağım? Aslında uğraşırdım da. Hani çok yan yerlere takılmayayım. İlk bakış videosunda diye. Yani bu oyunu oynayacaksanız da böyle şey bekleyerek oynamamanız önemli tabii. Böyle hani sürekli bir aksiyon bilmem değil, böyle hikaye film izler gibi düşünün abi. İnteraktif bir film gibi aslında. Bu arada yani gerçekten de o açıdan bayağı başarılı hani. Baksanıza. Şeylerin animasyonu falan çok 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 kaliteli duruyor. Şöyle aşağı inelim. Bura launch muydu? Nereydi ha? Ha filtration pump. Burayı temizleyeceğiz değil mi? Ya yani bura filtre istasyonu işte. Filtration pump. Dediği pump, pumping, filtration pump. Evet yani. Pump tam olmuyor. Pump filtre pompası oluyor ama herhalde burayı diyordur. Filtre istasyonu diye. Ha iyi açıldı. Okay. Buraya etkileşime giremedik. Giremedik. Şurayla gireriz inşallah. Amin. Evet. Aha. Aa, mini game. Dur. Ne yapıyoruz abi? Ne oynuyoruz ben anlamadım ki de. Ha. Tamam. Ha bir dakika. Dur şöyle yapalım. Lanoli. Allah Allah. Gerçekten yapmam gerektiğine dair bir fikriyatım oluşmamışmaktadır. Ne? Ha. Dur. Tamam, okey. Tamam. Eksik yerleri tamamlamalı. Tamamlamalı etmeli bir şey. Şu var. Bu var orada. Tamam. Peki öyle değil herhalde. Peki. Şu da var. Bu zaten nereye geldiysem o olmuş oluyor aslında ya. Tamam, hangisine geldiysem şu üçüncüsü ona dönüyor. Peki. Hangisine gelmem lazım? Hepsini deniyorum vallahi. Ne oluyor abi? Vallahi nasıl yaptığımı anlamadım. Random oldu bu tık. Aa, suyu boşalttık. Yine tertemiz oldu. Güzel. Belli ki oyundaki amacımızı, genel orada bulunma sebebimizi anlamak için şeyler yapacağız ya. Tamam. Cyrus'u balık yemiyle ilgili soru sor. Cyrus'u bulacağız o zaman şimdi. Şurada eklentiler diyordu. Eklentiler ne? Uzay ekmeği. Aa! Şey lan bu oyun mini game koymuşlar buraya. bak. Oyunda gameplay öyleyse o ne kadar eksikse artık menüye oyun koymuşlar yani. Okay. Şimdi Cyrus'ı bulacağız o zaman. Let's go to the Cyrus then yani. Filtration pump. Aa, bu tarafa gelmedik bak değil mi? Şuradan indik biz herhalde. Aynen. Oradan indik. Şimdi bir de bu tarafa gidelim. Observatory, botanik konsept. Observatory aşağısı. Observatory'ye gidelim lan. Gidebiliyorsak. Biraz belki sağa solu gözlemleriz. Aha. Bura botanik konsept kesin. Cyrus sen ol lütfen ya. Hadi lan. Aa, bulduk. Nasıl gidiyor? Ne haber? Her zaman işlerimi yapıyorum işte. Balıkları temizliyorum, filtreyi sen temizliyorsun. Süper. Balıklar nasıl? Yem yok ya. Balık kanının ne kadar iyi bir gübre olduğunu biliyor. Oha, içinde yavaş salınımlı fosfet, nitrojen. Vay. Yes. Sorry.
Ya yenilememişsin işte, yok diyoruz ya, Allah Allah. Ver bana. Balık yemi ver. Beşin değerleri daha iyi bir yem üretiyormuş. Kardeşim bana yem ver, konuşup durma ya. Tamam. Ha. Tamam. Deneme diyor. Lan ben niye yiyeyim? Bana da denemen lazım diyor. Sen de ye dedi bize. Aha. Ne diyor? We are free out here. Did you see that? Was that fish real? Bir hikaye dair bir ipucu mu acaba? Dışarıda biz özgürüz yazıyor. Yeah. Daha zeki oluyorlar diyor balıklar diyor. Bence yukarıda insanlar var. Onlar balıklarla bunlara erişiyor. Kuyruğuna bir şey asıyor diyor. Biz burada serbestiz, buraya gelin. Şu an sallıyorum. Fyodor'un kalkışımızın aslında komplo teorisi olması ilginç bir şey değil miydi? Eli ilanların hepsine vardı. Eli ilanımız vardı. O balık anlamını keşfetmeye... Bak, gezegeni keşfetmekle ilgili bir şey yazıyordu falan diyor. Bir şey falan mı giriyorsun? Okyanusun da komplo teorisi olduğunu düşünüyorlardır belki. Ne dersin? Interesting. Hadi bakalım. Tamam, şimdi gidip balıkları şey yapacağız. Işık bekçileri. Bakalım. Balıkları besle. Yapılacaklarda bir tek o var. Balıkları besle var. Bir çıkıp balıkları besleyelim. Bu tarz chill oyun sevenlere için çok güzel. Bu arada bence bu tarz oyunların şöyle güzel bir tarafı var. Ailenizle oynayabilirsiniz. Tamam mı? Mesela anneniz babanız belki oyun göstermek istiyorsunuzdur. Alın açın abi, beraber film izler gibi oynayın. Sevgilinizle oynarsınız. Arkadaşlarınızla oynarsınız. Hani bence bu açıdan da kıymetli oyunlar. Ben o açıdan seviyorum. Yani illa böyle vurdu kurdu parçaladı, çok fazla ekranda bir şey var falan gerek yok. Ailenizin veya hiç oyun oynamayan bir sevgiliniz olabilir. Onun da takip edebileceği ve güzel bir paylaşım yapabileceğiniz bir alan açıyor bu tarz oyunlar. Ve aynı zamanda bir hikaye takip ediyorsunuz, bir film gibi. Bence o açıdan süper. Ve Game Pass'da arkadaşlar. Free $15. Steam'de burada bedava işte. Yapıştır. Tanı raporu dönüyor. Hadi bakalım. Scanning. Enjoyment evaluate. Energy levels deep. Next. Tamam. Balıklar için şey yapmış oldu. Balıklara yem verdik ve onların şeylerini gördük gibi oldu. Şimdi balıkları şimdi şey yapalım. Kapatalım yukarı ikisini. Herhalde balıkları yemek için besliyoruz diye anlıyorum, ya da gübre mübre yap. Kanından, balık kanından. Hayır, açma orayı, açma. Hayır. Allah kahretsin. Tekrar kapat. Tekrar kapat Inko. Kardeşim kapat. Kapatma la, Allah kahretmesin, kapatma. Lan ne oldu? Al sana bak. Dakika bir gol bir bak. Bu arada bence oyunun genel olarak hani tamam. Biraz geç kafası geldi oyunun. Tamam. Oyunun genel olarak bize vermeye çalıştığını sanıyorum anladık diyebiliriz ufaktan. Çünkü hani belli ki oyun sağlam bir hikaye verecek bize. Umarım. Yani hikayede veremiyorsa zaten oyun çöptür diyebiliriz. Çünkü bir anlamı kalmıyor yani. Sanat tasarımı çok güzel. Güzel bir macera, bir hikaye, hani bir gizem ortaya çıkaracağız ve orada da böyle bir kişiyi ne denir oynuyoruz işte. Ya bence ilk izlenim olarak baktığımda ben hikaye sevenler, ilginç bir hikaye takip etmek isteyenler için, bu tarz beklentisi olanlar için bence çok güzel. Hatta dediğim gibi ailenize, sevgilinize de oynayabileceğiniz muhteşem bir oyun gibi duruyor şimdilik. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olabilirsiniz. Tekrardan çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada David Diver'ın videosu da hazır. Hazırladım, ettiğini yaptım, exportladım. Sadece yükleyeceğim.
Bundan sonra 3-5 güne de sanıyorum Day the Diver videosu gelir. Ayrıca No Rest for the Wicked eğer zamanım olursa kesinlikle oynayıp onun da videosunu atacağım kanala. Haberiniz olsun. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olursanız sevinirim. Bay bay.